Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir börek tarifim var. Oklava ve merdane kullanmayacaksınız. Mayasız, kabartma tozu yok, çıtır çıtır, tel tel ayrılan börekçilerde bile bu lezzette zor yiyebileceğiniz bir börek tarifi vereceğim. Yapımı oldukça kolay. İlk kez yapıyor olsanız dahi benim dediklerime uyun. İnanın çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet de yumurta ekliyorum. Bu malzemeleri şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. İlk etapta süt, yumurta ve tuzu şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından yavaş yavaş un dökerek hamuru yoğuracağız. Toplamda ilk etapta ben 5 su bardağı un ayırmıştım. Ama 5 su bardağı un yetmedi. 1 su bardağı kadar daha kullandım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ama unun miktarı unun kalitesine göre değişir. En az 1 su bardağı oynar. Sizler 5 su bardağı un ile hamuru toparlayabilirsiniz. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde bunu ekleyin. Hepsini bir kullanmayın. 200 ml'lik su bardağı kullandım bu arada. Süt ılık olsun dedim ama normal oda sıcaklığında, yani öyle ısıtmayın. Normal soğuklukta bir sütü kullansanız yeterli yani. Hamur toparlandıktan sonra hemen bırakmıyorsunuz. Özlü bir hamur olsun istiyoruz. Bu yüzden 3 dakika, 5 dakika, yani kendinizi fazla yormayacak şekilde aynen bu şekilde yoğurun elinizin altında. Hamuru özlendirin. Bakın böyle avucunuzun içinde güzelce hamuru yoğurun. Ben bir 3 dakika 4 dakika kadar bu şekilde hamuru yoğurdum. Artık kollarım ağrıyınca bıraktım. Yoğurmuş olduğumuz hamuru ben 14 bezeye böldüm. Yani daha küçük küçük yapalım, gözünüz korkmasın diye 14 bezeye böldüm. Ve unlamış olduğum bir servis tabağının içerisine veya bir tepsinin içerisine alın. Daha az miktarda, mesela 10 bezeye de bölebilirsiniz. Daha büyük bir şekilde açarsınız. Hemen hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben size ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Siz kendinize göre yapın. Bu şekilde 14 bezeye böldüm. Unlamış olduğum servis tabağına aldım. Üzerinin de bir nemli bez ile örtüyorum. Bunu bir 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Ben 20 dakika dinlendirdim ve yavaş yavaş artık bezelerimi alacağım ve açacağım servis tabağı büyüklüğünde her birini. Açarken un yardımı alıyoruz. Bu böreği yapıp pişirmeden buzluğa atabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartıp ilk 5 dakika sonrasında yüzeyine yumurta sarısı veya sıvı yağ sürüp fırınlayabilirsiniz. Ben ikisini de pişirdim tepsinin. Geri kalanını da buzluğa attım. Sizler de pişirdikten sonra da buzluğa atabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiğinde veya bir kahvaltı yapacağınız zaman çıkartıp ısıtıp tüketmeniz yeterli. Hiç de bir şey olmaz. Gayet pratik oluyor bu şekilde. Bakın bu boyutta açıyorum. Bir servis tabağı büyüklüğünde ve kenara alıyorum. Börek tariflerim oldukça beğeniliyor. Bayağı da fazla börek tariflerim var. Hamur işi tarifleri, börek tarifleri diye oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şimdiye kadar böreklerimi deneyenler olduysa yorumda yazıp belirtirlerse memnun olurum. Hangi tarifi denediniz? Evet, şimdi bütün hamurları açtım. Servis tabağını almadan önce servis tabağını öncelikle bir yağlıyoruz. Ardından açmış olduğumuz bezeleri koyuyoruz ve bezelerin de her tarafına gelecek şekilde yağlıyoruz. Hiçbir şekilde kuru yeri kalmasın. Sıvı yağ ile yağlıyoruz. Her yerine eşit miktarda yağlıyoruz ve üst üste koyuyoruz. Bu tarifte tereyağı da kullanmıyorum. Genelde tereyağlı börek yaptığımda sıvı yağ kullansak mı diye soran çok oluyor. Tam sizlere göre bir tarif. Oldukça pratik, kolay. Evet, hepsini bu şekilde üst üste koydum. Ve
temiz bir poşetin içerisine koyup ağzını kapatıyorum. 25-30 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Az da dinlendirmeyin, çok da dinlendirmeyin. Az dinlendirirseniz güzel açamazsınız. Çok dinlendirdiğimizde de böyle ağzı gözü yamuluyor. Açmak biraz zor oluyor. Çünkü hamur kendini çok salıyor. Bunu masanın üzerinde dinlenmeye bırakıyorum. Buzdolabına falan kaldırmıyoruz. Masanın üzerinde bu şekilde dinlendi. 25. dakikanın ardından poşeti açıyorum ve güzelce artık açmaya başlayacağım. Her güzel şey arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sabır sonucunda. Hamuru yoğuruyoruz, bir dinlendiriyoruz, açıyoruz, tekrar dinlendiriyoruz. Yani hiçbir şey, hiçbir güzel şey hemen anında olmuyor görmüş olduğunuz gibi. Biraz sabır gerektiriyor ama sonu mükemmel. Bakın, nazik bir şekilde hamuru yıpratmadan yavaş yavaş çeke çeke büyütüyoruz. İlk açtığım hamur olmasına rağmen ne bir yırtılma ne bir şey hiç yani beni zorlamadı görmüş olduğunuz gibi ilk hamur olmasına rağmen. İncecik zar gibi açılıyor. Hamurumuz muhteşem. Süt ile yaptığımız için de yani böyle sert ve ser olmayacak. Bunu ben su ile de yaptım. Su ile yaptığımızda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle zar gibi açmamız gerekiyor. Kenarında vesaire birazcık bir kalınlık olsa börek sert olabiliyor. Ama sütlü yaptığımız için daha az riskli. Ben sulu yaptığımın içerisine bir çay kaşığı kadar maya da katıyorum bazen. Hani sert tarafı falan denk gelirse kuru ve sert olmasın diye. Dilerseniz bunun içerisine de bir çay kaşığı kadar kuru maya ekleyebilirsiniz. Yani hiç sorun olmaz. Şimdi güzelce açtım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını içerisine döktüm. Açmış olduğum yufkanın içerisine. Ve hazırlamış olduğum peynirli harcı ilave ediyorum. Dilediğiniz harç kullanabilirsiniz. Kıymalı, ıspanaklı, neyle yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ve şöyle katlayıp, kenarlarını da katlayıp sarıyorum. Maya ekleyebilirsiniz dedim ama kabartma tozu ekleyemezsiniz. Kabartma tozu hamuru böyle çürütür gibi oluyor, parçalıyor açarken. O yüzden kabartma tozu eklemeyi bu tariften iki tepsi çıkıyor. Ben de iki farklı şekilde yaptım ve iki farklı iç harç kullandım. Bir peynirli yaptım. Diğer tepsiyi de tahinli yaptım. İnanılmaz güzel oldu. Peynirli zaten herkesin favorisi. Ama tahinliyi de mutlaka deneyin diyorum. Böyle şey gibi tahinli baklava gibi bir lezzeti vardı. Tahinli kuru baklava gibi. Onu da göstereceğim inşallah hızlı bir şekilde. Böyle bir tepsiyi aldım. Tepsimin tabanına yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıt yoksa sıvı yağ ile tepsiyi yağlayabilirsiniz ama temizlemesi açısından yağlı kağıt kolaylık olduğu için genelde yağlı kağıt kullanıyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğene basmayı unutmayın. Ve izleyen herkesten bir emoji de olsa yorum bekliyorum lütfen. Kanalımın büyümesinde siz yorum yapanların çok ama çok katkısı var. Hep beraber birlikte büyüyoruz kanalımızın daha güzel yerlere gelmesi için. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet. Hemen az bir şey yağlıyorum. Bir yemek kaşığı kadar yeterli. Uzunlamasına olan kısma peyniri serpiyorum. Oğlum ışıkla oynuyor.
Ve bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Bütün hepsi bitene kadar bu şekilde yapacağım. Fırınımı alt üst ayarda 200 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Fırına vermeden önce yüzeyini de sıvı yağ ile fırça yardımıyla sürüyoruz. Nar gibi güzel kızarsın isterseniz tabii ki yumurta sarısı sürseniz de olur. Yumurta sarısı sıvı yağ karışımı şeklinde sürebilirsiniz. Tabana en yakın bir şekilde koyarsanız daha güzel pişecektir. Benim fırınım 30 dakikada pişirdi. 20. dakikadan sonra lütfen kontrol edin. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Yine aynı şekilde açtım. Diğer ikinci tepsiyi, iki tanesini peynirli yaptım. Diğer geri kalan kısmını da tahinli ve şekerli yapacağım. Böyle açtıktan sonra tahini gelişi güzel kaşık yardımı ile döküyorum. Her tarafına yaymak zorunda değilsiniz. Ardından 1-2 yemek kaşığı kadar içerisine şeker serptim ve güzelce sarıyorum. Diğer ikinci tepsiyi de bu şekilde pişireceğim. Muhteşem oluyor. Mutlaka tahmininiz varsa bir deneyin derim. Ve böyle etrafında sararak bunu da tahinli çörek gibi pişirmek istedim. Bu tahinli böreklerin üzerine yumurta sarısı sürmek istedim. Yumurta sarılarını sürüyorum. Zaten diğer ilk salmış olduğum tepsi bu arada pişti 25-30 dakikanın ardından. Şimdi çıtırlığını göstermek için sesini burada kısmadım. Çıtır incecik tel tel ayrılan böreğimiz hazır. Bakın tabanı da çok güzel pişmiş. Altını mutlaka kontrol edin. Az pişmişse böyle en altına böyle koyun. Telsiz bir şekilde tabanına. 3-5 dakika içerisinde altı da nar gibi kızaracaktır. Yani bakar mısınız? Muhteşem yani. Çok sıcak olduğu için ayrıntılı gösteremedim ama şimdi tekrar göstermek istiyorum bu yüzden. Muhteşem oluyor. Yani gerçekten bu böreği yaptıktan sonra kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Diyen herkes çok beğenecek. Favori börekleriniz, börek tarifleriniz arasına girecek bir tarif. Tahinli böreklerimiz de piştiler. Muhteşem görünüyorlar görmüş olduğunuz gibi. Altı az pişmişti. Hemen tabana koydum. Biraz daha kızarttım ve çıkartıp sizlere tahinli böreğimizin içerisini de göstermek istiyorum. Tahinli böreklerimiz de bu şekildeydi. İki tanesini söylemiş olduğum gibi peynirli yaptım demiştim. İç harcım bitince tahinliye geçtim. Hemen peynirlerin de içerisini göstereceğim. İlk sıcakta çıktıktan sonra görüntü muhteşem. Bakın. Denediğiniz tarifleri bana Instagram'dan DM'den gönderebilirsiniz. Bakar mısınız? Muhteşem olmuş gerçekten. Bir tane de dinlenmiş tahinli börek göstermek istiyorum.
Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Yeni yılımızın ilk tarifiydi bu. Umarım güzel, bereketli olur, bol bol izlenir ve inşallah trende girer diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Thank you.